Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tiramisu tarifi vereceğiz. Gerçekten tadına bayılacaksınız. Yapımı da çok ama çok kolay. Mutlaka denemelisiniz. O zaman hadi hep beraber yapımına geçelim. Öncelikle 4 adet yumurtamız var. Onları bir güzel çırpmakla başlayalım. Bu arada malzeme listesini aşağı bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. 1 su bardağı toz şekerimizi ilave edelim. Ve yaklaşık 5 dakika kadar çırpalım. Bir paket vanilyamızı ekleyelim. 1 su bardağı unumuz var. Onu da ekleyelim. Bu arada bizleri Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel tarifler paylaşıyoruz. Bir paket kabartma tozumuz var. Ve 3 yemek kaşığı kadar da kakao tozumuz var. Onu da ekleyelim. Ve iyice çırpmaya başlayalım. Evet, kek harcımız hazır. Kıvam bu şekilde. Şimdi kalıbımıza dökelim. Harcımızı iyice düzeltelim. Ve önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişmeye gönderiyoruz. Kekimiz pişerken kremasını hazırlayalım. 1 litre sütümüz var. Sütümüze 1 su bardağı toz şeker ilave ettik ve 7 çorba kaşığı kadar da un ilave ediyoruz. 1 adet yumurtanın sarısı ve 2 paket vanilya. İyice çırpalım. Ve şimdi de ocağa alalım. Ocakta durmadan karıştırmaya devam edelim. Kedi bir tutmasın. Kısık ateşte yapalım bu işlemi. Evet, bakın şöyle küçük küçük fokurdadığı zaman kremamız olmuş demektir. Bu arada kekimiz pişti. Bu şekilde bıçak veya kürdan testiyle de bakabilirsiniz. Keki ıslatmak için ise 1,5 su bardağı su, 2 tatlı kaşığı granül kahve, 4 tatlı kaşığı da toz şekerimiz var. Hepsini bir kasede karıştıralım. Bu arada soğuyan kremamıza 250 gram kadar mascarpone peynir veya labne ekleyelim. Ve iyice çırpalım. Pürüzsüz bir kıvam elde edeceğiz. Evet, kıvam bu şekilde. Bakın yumuşacık oldu, harika. Şimdi soğuyan kekimizi kalıbından ayıralım. Ve ortadan ikiye bıçak yardımıyla dikkatlice keselim. Bu işlemi iple de yapabilirsiniz. Bu şekilde bıçakla da yapabilirsiniz. Evet, kekimiz muhteşem pişti. Şimdi gördüğünüz gibi harika içi. Şimdi yine kekin yarısını kalıbımıza alalım ve hazırladığımız granüllü kahve karışımıyla ıslatalım. Her tarafını ıslatalım. Ve kremamızdan bir parça dökelim. Her tarafına yayalım. Şimdi ayırdığımız diğer keki de üzerine koyalım. Ve yine kahveli su ile ıslatalım. Kalan kremamızı da üzerine ekleyelim ve iyice her tarafına yayalım.
Üzerini komple kakao tozu ile kaplayalım. Evet, hazır. Gördüğünüz gibi her tarafını kapladık. Streç filmle sardık. Ve en az 6 saat buzdolabında beklemesi gerekiyor. Hatta bir gün bekletseniz daha da lezzetli olur. Biz dayanamadık. Hemen yedik. Çünkü çok ama çok lezzetli oldu. Bekledikten sonra üzerindeki kakaolar ıslanabilir. Hiç önemli değil. Tekrar kakao serpebilirsiniz. Hemen bir dilim gösterelim. Dediğim gibi daha ne kadar çok bekletirseniz buzdolabında o kadar güzel olur tadı. Hemen şöyle bir dilim göstermek istiyoruz. Harika. Bu benim ablamın tarifi. Ellerine sağlık. Harika oldu. Zaten kapış kapış gitti. Mutlaka denemeniz gereken bir tiramisu tarifi. Videolarımızı beğenip kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Gelecek lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.